Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Süt işleri başlıyor arkadaşlar. Şu an saatimiz 4:17 geçiyor. Sabahın 4:17. İlk videomuz süt toplamayla başlayacak. Saat 5 gibi başlayacağız. Şimdi süt toplama aracının oraya gideceğiz. Güneşin doğuşuyla beraber yola devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir içerik çekeriz sizler için. Toplama aracının yanına geldik arkadaşlar. Süt bir, sağlıklı bir yaşam için süt toplayacak arkadaşlar. Gelince göreve başlayacağız. Şu anda kapı açıyorum. Baş ustamız gelmiş, Hizbullah Bey. Hoş geldiniz. Nasılsın? Uykulu, moraller yerindedir. Evet, şu an nereye gideceğiz? Yakın mesafe, kısa mesafe. Şu an köylere süt toplamaya gideceğiz. Bu araçtan kaç tane var? Şu anda 3 tane aracımız var. Bu kaç litre alıyor? 2 ton küsür alıyor. Doldurabiliyorsun eğer gün yoksa? 2-3 sefer doldururuz. Toplamda kaç litre oluyor bir günde? Bilmiyorum. 10 küsür ton getirebiliyoruz. Çalıştır, başlayalım. Bismillah. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, senden hoş geldin. Durumumuz nasıl? Allah'a şükür. Bugün kaç kilometre yol yapacağız? 120 falan. Evet, tabii burada hız önemli. Hız derken çabuk yapman lazım değil mi? Aynen. Sütler bozulmadan. Tüm noktası oluyor. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 7 yıldır yapıyorum. Mutlu musun? Öncelikle onu sorayım. Mutluyuz. Fabrika burada. Kendi evimizde çalışıyoruz. Kendi milletimize hizmet ediyoruz. Gelen para da giden para da burada kalıyor. Evet. Yani bu yönde mutluyuz. Yerli ve milli. Yani. Tabii bunu farkında olmak lazım. Bu paranın normal biz olmadan önce muşlular götürüyordu ya da en azından diyelim götürüyordu. Millet parasının peşine düşüyordu. Parayı alamıyordu. Köylünün tek umudu süt parasıydı. Yani köylü garanti para neredeyse oraya şu daha çok meyil. Garanti yani. Süt alım garantisi de veriyorsunuz değil mi? Evet, şu an süt biz yazmıştık. Yani ben ürettim, sütü elimde kaldı ne yapacağım gibi derdi yok. Biz şu anda köylülerle çalışma şeklimiz ayın birinden birini direkt hesapları kapatıyoruz. Yani bir sigortaları eksikler normal maaşlı gibi yani o şekilde düşünelim. Yani birinden birine paralarını veriyor. Bir üretici yani köyde aylık ortalama ne kadar elinde süt parası geçiyor? Aylık 10 küsür geçen de oluyor. 10 bin ortalama bir aile diyecek yani büyük üretici olmasa da. Yok yok zaten büyük reçete normal şeyde yani normal çiftçi olarak bakıyorum. Evet. 10.000'i geçen de oluyor bu sezonda. Evet, şu anda ilk sütümüzü alıyoruz. Aynen. Evet, inelim bakalım. Evet, görev başına bakıyoruz. Selamünaleyküm Hacı abi, kolay gelsin. Ne sütüdür? Koyun mu? Değil mi? İnek sütü. İnek sütüdür. Aynen. Şu an bu kaç litre alıyor? Şu anda bu 25 litre. Oradan süt içeri giriyor. Önce ölçüyorsun değil mi sütü? Aynen. Bu üstündeki sarı şey ne? Yağ. Yağ mı? Kaç litre verdin? Kaç litre? 36 litre. Ne kadar yapıyor şu an? Ya fiyat değişiyor. 50 lira yapıyor mu? Onu bilmiyorum. Fiyat değiştiği için. Tamam. Evet. Hadi kolay gelsin acaba. İlk sütümüzü aldık. Şimdi devam ediyoruz.
Nasılsınız? Sabah sabah sütü getirmişsiniz. Allah bereketli kılsın. Nasıl, sütçümüzden memnunsunuz? He. Tamam, teşekkür ettik. Kaç litre? 18. Şu anda kaç litre sütü varsa onu... Kimden kaç litre süt aldınız? 18 litre. Olabilir. İyi mi 18 litre? Bir de biraz kenet topluyor. Yine de gurbetten gelen çocuklar var şu anda bu virüsten dolayı. Evet. Hani bütün gurbetçiler burada ya. Gidecekler yakında, onlara biraz yağ topluyorlar. Onları da boş göndermek istemiyorlar. Buradan bir süt daha alacağız. Burada bayağı bir süt var. Ciken sütçülerimiz vardı. Bir korna çalalım, çabuk gelsinler. Saat 11'e kadar bu sütlerin hepsinin toplanması lazım arkadaşlar. Yoksa başa bela olacak, hava sıcak olacak. Süt almaya devam ediyoruz, bayağı yol kat ettik. Bu arada 7 yıldır burada çalışıyorsun. Mesela bu mesleğin zorluklarını biliyorsun. Zordur, kolaydır, nedir? Mesela hastalandın, işin oldu, cenazen oldu, düğünün oldu. Siz bu her gün geliyorsunuz değil mi? Yani sizin bu iş akışı zorluğu nasıldır bu süreçte? Bir emekçi olarak soruyorum tabii. Bir emekçim var. Sütün gene bir zorunluluğu çoğaldı. Bir dakika ablanın sütünü alalım. Tamam abla. Evet, şu an bir 18 litre daha süt yazıyoruz. İşin gerçekten başka işlerle hiçbir alakası yok. Taziyen olsa zor bırakabiliyorsun. Bir hastan olsa zor bırakabiliyorsun. Yani süt cenaze gibidir. Evet. Ortada bırakamıyorsun. Öyle bir şansın yok. Hemen namazını kıldırıp defin etmen lazım. He, aynen. Yani sadece toplama kısmında değil, içeriye girdiğinde de aynı mantıkta olması lazım. Çünkü hani ne mesai bekler süt, ne zaman, hiçbir şey, hani daha doğrusu süt seni yönlendirir, sen sütü yönlendiremiyoruz. Gün gelir bir personel hastalanır. Şu anda iki kişi yaptığımız işi bir kişi yapmak zorunda kalıyoruz. Ya da mesela gün olur, bu işi bilen kişi hastalanır ya da bir acil bir işi çıkar, yerine fabrikadan destek gelir. Tabii ister istemez aynı verimi veremez. Abla 2-3 sefer söyledi herhalde. Dedi eksik yazmasınlar. Ya artık. Ay başında görüşürüm. Mesela yılların verdiği deneyimden artık hani milletin yüzüne bakmıyorum. Yani seslerden tanıyorum. Evet. Kimdir, necidir, ne kadar süt getiriyor. Tabii burada süt toplarken her... üreticinin hayat hikayesini de biliyorsunuz tek tek. He? Hemen hemen biliyoruz. Elimizden geldiği kadar işini. Yani bu memlekette şu an ne oluyor? Ekonomi nasıl? Fikriniz oluyor. Ya şu an sadece mesela köylülerde yem sıkıntısı, saman sıkıntısı, biraz geçim sıkıntısı, hani derdini biliyoruz yani. Ama genelde fazla içine girmemeye çalışıyor. Çünkü işimiz... Aleykümselam. İşimizin verdiği titizlikten dolayı yani bir yerde en fazla ayırabileceğimiz 2 dakikadır. Buyur abla. Tamam abla. Bu süreçte çalıştığın 7 yıl boyunca hiç başına böyle ilginç olaylar geldi mi? Süt alımıyla ilgili ya da... Tabii yani mesela litre ile kilonun arasındaki farkı bilmeyen insanlarımız vardı. Önce litre ile kilonun ne fark olduğunu mu? Yani mesela adam bazında alındığını sanıyor. Mesela getirdiği ambalajın üstünde... Zaten gelen de dikkat edersen kilo olarak söylüyor. He. 50 kilo diyor. He. Litre mesela, demiyor. Mesela ablanın elinde bir kovası var. Üstünde mesela daha önce boya ya da yağ ya da başka bir şey taşınmış. Üstünde 20 kilo yazıyor. Geliyor, bunu anlatamıyorsun. Diyor benim sütüm 20 kilo. Halbuki yoğunluğu falan değişiyor tabii işte. Sütü. Aslında sizin iş bir nevi de fırıncılığa benziyor ha. Aynen. Ya o ekmek üretilecek ha. Başka ya, yolu yok. Başka adam mı? Ölse de cenazede şeyden de mezardan kaldırıp gel şu aynen ekmeği üret de ondan sonra git hesap ver. Aynen öyle. Adam nasıl hamur tekneye girdi, çıkışı yok. Bizde de aynısı. Allah yardımcınız olsun aynen inşallah. Ben orada büyüdüm. Biz o zaman mandıraya eşeklerin sırtında süt taşıyıp götürüyorduk. Götürdüğümüz süt de süt
ne götürdüğümüz süt süttü. Gidene kadar yoğurt oluyordu herhalde. Ne de aldığımız para paraydı. Yani en az bir 15-20 kilometre biz eşeklerin sırtında gidiyordu. Yani şu anda herkesin kapısına geliyoruz. Abla ya da abi kapıdan çıkıyor, sütünü veriyor, yine içeri gidiyor. Hani kimse her sütü mesela taşıtıp başka uzak mesafelere getirtmiyor. Hani gördüğün gibi evi çekebilirsin, abla evin önünde sütünü alıyor, veriyor. Biz de gelip alıyoruz, bu durumda sütü de yormuyoruz. Sütü ne kadar taşırsan, yanında gezdirirsen o kadar da yormuş olursun. Yani burada amaç sütü bir an önce depolamak. Evet, aynen öyle. Sütün kalitesi açısından. Aha. Evet, şu anda fabrikaya dönüyoruz. Kaç litre süt şu an birikti tahminen burada? Şu anda bir ton sütümüz var. Uzak mesafeye gideceğimiz için sığmayacak. Evet. Gideceğimiz yerden bir iki ton getireceğimiz için yakındayken bunu boşaltmamız lazım. Bu da yakında. Ha. Tamam. Ben fabrikanın yakında olduğumuz için bunu boşaltıp böyle gideceğiz. Yoksa bir 30 kilometre gidip gelip boşaltıp bir daha aynı yere gitmemiz lazım. Ama gittiğiniz yol tabii zorlu bir yol. Tabii gittiğimiz yollar öyle. Genelde sabahın erken saatlerinde olduğu için bir avantajımız var. Biz tek olduğumuz için biraz avantajlıyız. Yani köy yolunda olsun. Tek sıkıntımız sabah. İneklerimize yol vermemesi. Başka bir derdimiz yok. İnekler ama hiç kimseye yol vermiyor. Evet, fabrikamıza geldik arkadaşlar. Şöyle 2, 4, 5, 6 katlı bir fabrikamız var. Süt fabrikası. Şöyle tabelasını çekelim. Bayağı büyük bir tesis arkadaşlar. Dağıtım aracı. Şimdi ne yapıyoruz? Sütü boşaltacağız. Büyük süt toplama aracımız var. Evet. Şu anda bir bakım mı var? Arıza mı çıktı? Şu an bir her zaman yedek pompa falan elde tutmak lazım, o yüzden. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Sütü boşaltacağız. Ne yapıyorsun? Hortumu bağlıyorsun buraya. Hortumu bağlıyorum. Fişi tam var. Şu anda süt giriyor. Bunlar soğutmalı mı? Süt soğutmaya giriyor. Kaçta giriyor. Ne kadar süt geldi, kaç geldi. Şu anda burada görebiliyoruz değil mi? Nerede? Boşalıyor. Hele, orası verelim. Senin bir saat çıkan var. Kapağı açıyor. Kapağı açıyor. Evet, şu an süt boşaltımı görebiliyoruz. Bunu açayım, bir şey olur mu? Aldım. Evet, şu anda içeri süt boşalıyor. İçinde bir tane termale var, o ne işe yarıyor? Karıştırıcı. Karıştırıcı. Soğutuyor da karıştırıcı. Evet. Bu nevi buzdolabıdır bu aslında. Bu kadar soğutma. Evet. Şu an genelgesi. Şu anda bu genelgesi. 8, yani 9 derece değil mi? Nasıl yükseliyor? Evet. Derece şu an soğutacak. Bu tankın içindeki süt mü? Evet. Senin şu an getirdiğin süt mü? Şu an tanka giren süt. Şu anda sen başlattın, bu kadar süt girdi. Bir 600-700 kilo var. He. Toplam miktarı. Toplam mı var? Evet. Üstümüzü boşalttık. Şimdi yeni bir sefere çıkıyoruz. Hadi bakalım. Doğuşuna doğru bir daha gidiyoruz. Aşağı gitmek için de yukarı gidiyoruz. Yukarı gitmek için de yukarı gidiyoruz. Şu an aşağı mı gideceğiz? Aşağı gideceğiz. Ama aslında şu an yukarı gidiyoruz. Evet, şu an yukarı. Aşağı ulaşmamız lazım önce. Çiftliklerden mi alacağız?
şu anda toplamaya alacağız. Çiftlikler en son çünkü onlar soğutmada olduğu için hani bozulma gibi sıkıntıları yok. Hani iki gün orada da kalsa bir sorun yok. Ama toplayacağımız sürdür güneşi, sıcak güneşi görmeden onları almamız lazım. Tam güneşi dedi, hani bilen gölgelerden muhafaza ediyor. Evet. Hani dolabı olan dolaptan muhafaza etmeye çalışıyor. Biz de elimizden geldiği kadar acele edip o sürdür bozulmasını önleyeceğiz. Başka çaresi. Şu an inekleri var arkadaşlar. Şu an canlı canlı süt getiriyor. Şu an sağım var mı acaba? Şu dakikada. Sağımları görüyoruz. Şurada bakayım içeriye. Gönül Belman bu. Evet. Evet, nasıl? Sabahın güneşi güzel mi? Tabii güne dinde başlamak iyidir. Biz alışmışız mesela. Evde kalsak bile pazarları İster istemez kendimizden kalkıyoruz yani. Haftada 7 günü topluyorsun sütü. 2. Şu anda gördüğünüz gibi biz de inekler her yerde ineklere yol veriyoruz. Yani. Bazıları bilmiyor, yeni şoför olanlar özellikle ineklerin yoldan çekilmediklerini bilmiyorlar. Dün akşam geldim, bir tane BMW lüks bir tane ineğe çarpmış, tamam mı? İneğin böyle dışkısı da arabanın üstünde, ön tarafı komple gitmiş. En az 300 milyarlık arabaydı, tamam mı? Ben sana bir şey söyleyeyim abi. Sence hangisi inek? Hayvanın mantığı olsaydı zaten orada olmaz. Şimdi ben buradan yola çıktım, şeylere söylüyorum. Diyorum ki, Hintliler niye ineğe tapıyor? O kadar bir bilgi mi? İnekle baş edemedikleri için tapmak zorunda kalmışlar. İnek yoldan gitmiyor değil mi? Adam bakıyor, ulan ben bununla uğraşacağım ama kendi yolumu değiştiririm, daha iyi diyor. Şimdi genelde bizim insanlar hani inekleri gördükleri zaman yoldan alak burnuna basıyor, bir mücadele ediyor, bir şey. Sen ne yaparsa yap, o inek istediğini yapacak. Evet. Yani bir de adama diyorsun, nasıl vurdun ineğe? Diyor, ben böyle gidiyor, inek üstüme geldi. Zaten kendi o ineği yerine koyman lazım, o mantıkta olman lazım. Ya ben inek olsam nasıl yapmam lazım? Sen inek... Harbiden bak, öyle düşünmen lazım. Yani biraz komik geliyor ama... Aynı şey. İnek olsaydım ne yapardım? Atlardım kesin. Atla. Bence tak belki bir litre daha çıkar. Bitti. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eyvallah. Nasılsınız? Durumunuz nasıl? İyidir, şükür. Memnun musunuz hayattan? Yani buna şükür değilim. İki makineniz var zaten. Yok, kaç sene, bu mesela makineyle kaç senedir süt sağıyorsunuz? Bu makine yeni, makineyle 3 senedir. Zaten 3 senelik. 3 senelik. 3 senelik var ama bu makine 2 ay oldu. Ne kadar bu makine mesela şu anda? Süt sağma makinesi. 2000 lira. He. Ha, burada süzgeç var değil mi? Bak mesela bisiklet falan yukarıda kalıyor. He, süzgeç. İster istemez hayvanın kılı düşüyor. Şu anda burada temizlik şey yapıyoruz. Fabrikada bezlerden geçecek. Ondan sonra her bir 10-20 metre arasında filtreler var. Filtrelerden geçiyor. Evet. Yani şu andaki temizlik, hani bu süt dinamomuzu bozmasın. Yani eğer bir kirli, pis bir şey varsa içinde süzgeçte tutup, eğer boşaltıma gittiğimizde eğer birikirse orada boşaltıp yıkayıp bir daha süzgeçimize atıyoruz. Hmm. Yani o şekilde. Temizlik birinci öncelik, evet, tabii. O şekilde sütü temiz götürmeye çalışıyoruz. Bu abi bidon kaç litre? 20 mi? 4 litre. Bunlar mı? 4 litre. Tamam, bu. Tamam. Böyle arkadaşlar. Ben de yapacağım ben.
Durumun iyiydi inşallah. Allah razı düşersin ha, o da az var. He. Nasıl, süt birden memnunsun? Ben çok şükür. Çok. He. Bizim işte daha evvel birkaç yıl kaptan geliyordu, kavga dövüş işte 3 yıldır biz memnun, çok şükür. Gençler tek başına topluyor. Enerjisi yüksek. Her gün sizin sütlerden yapılan ürünleri yiyor ondan. Valla doğrudur. Rahat bıraktın ha. Kimini? Sadaka istiyor. Bu da? He. Burada kaç kişinin sütü var? 3 kişinin mi? 3 kişi abi. Hacı abi, hayırlı işler diliyoruz. Hayırlı kazançlar. Allah bereket versin. Abimiz diyor, bizi niye çekmemişsiniz? He. İşte biz dedik, belki abladan dolayı rahatsız olursun. Hani abla da yanında olduğu için çekemedik. Diyor, ayrım mı yapıyorsunuz? Tabii bazen de milletle esprili geçirmek için, biraz yaşı büyük olduğu için dedik, şimdi seni çeksek millet diyecek yaşları çalıştırıyorlar. Evet. Mecburen adamın da gönlünü almak zorunda. Evet, ablamız bize şey göndermiş, nedir? Bize... Sabah zihnimizi açılsın diye bol bol şeker yollamış. Bayram şekeri, sağ olsun her zaman iki kişi geldiğimiz için bize şeftali getiren oluyor. Evet. Hani şu anda bir de sebze falan çıktığı zaman domates, salatalık getiren oluyor. Meyve zamanında hani elinden geldiği her şeyi bize vermeye çalışıyor. Evet. Abla. Ablalar sütü getiriyor. Biz de parayı abilere vermemeye çalışıyoruz. Ablalar ihtiyaçlarını gideriyorlar. Mesela devlet de çocuk parası falan verince yani. Kadınlar gibi alıyor, erkeklere vermiyor. Getir cara içiyorlar. Kimi gidiyor okey takılıyor. Sağda solda sürtüyor, paraları yiyor. Evet. Ama kadın mesela uğraşıyor. Evet. Çoluk çocuğunun rızkı için uğraşıyor yani. Cemal, kadın emekçidir. Evet. Asıl emekçi bence kadındır. Şu şekilde bize göre kendi ayarlayan ablalarımız var. Mesela kendine bir çamaşır makinesi alan abla oluyor. Tamam oğlum. Sütün ödemesini yapacağımız günü bildiğine göre o taksitlerini o güne göre ayarlayan ablalarımız var. Biz de elimizden geldiği kadar parayı abilere vermemeye çalışıyoruz. Sıkıntıyı ablalar çektiği için genelde abilerimiz de bundan razı yani. Paranın ablalara gitmesinden daha memnun oluyorlar. Biraz daha ablaların çenelerine kurtuluyorlar. Tamam. Yani aslında bizim burada genelde abi mesela ben dikkat ediyorum. Mesela bayan kesimi mesela o giden paranın mesela örneğin bu köyde şu an bir cami yapılıyor. Ve her bir abla bir aylık süt parasını o camiye bağışlamış. Maşallah. Evet. Hani gelirken camiyi gördük ya, büyük adam. Daha inşaatta yani, devam ediyor. Abiler elinden geldiği kimisi hayvanını satıp destek verdi. Camilerini yaptırıyorlar falan. Ablalar da elinden geldiği kadar bir aylık sütlerini camiye bağışladı. Tabii normalde şeydir. Mesela evlerde küçük üreticiler aslında süt parasından gelen şey kadınlarındır. Evet. Mantığı var değil mi bizim buralarda böyle? Ben öyle biliyorum. Mantık öyle. İhtiyaçlarını gideriyorlar. Öğrenciler... Öğrenci arkadaşlarımız oluyor mesela, ya da askerde olan arkadaşlarımız oluyor. Bazen üreticinin o kadar parası yetmiyor diyelim, 1 milyar oğluna gönderecek. Mecburen birbirimizi idare etmek zorunda kalıyoruz. Adamın bir aylık süt parasını önceden veriyoruz. Hani o da ihtiyacını gideriyor. Avans olarak da verebiliyorsunuz. Avans olarak da veriyoruz. İhtiyacı olduğu zaman mesela özellikle bu bölgede sonbaharda üreticiler çok sıkışıyor. Mesela saman zamanında, yem zamanında. Adamın mesela bir kamyon samanı geliyor, diyelim 5-10 milyarı eksik alıyor. Mecburen birbirimizi idare ediyoruz, önceden veriyoruz. Hani iki taraf da bu konuda birbirinden memnundur. Fabrikanın burada olması, yani yerli olması, hani iki taraf için genel gerçekten bir veli nimet. Hani iki taraf da birbirini idare ediyor. Yani bunu yabancı sana yapmaz. Gerçekten yabancı adam sana bunu yapar. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Nasıl, memnun musunuz? Bugün hasılat nasıl? Vallahi idare ediyor. Allah bereket versin. Cümlemizi yok, biraz ucuza gidiyor ha. Ha. Tabii ya, buna biraz sahip çık. Şu anda bu saatte fırıncılar, sütçüler ve üreticiler. Köylü ayakta. Başka kimse yok ayakta.
bu teşkilatın olması güzel bir şeydir. Evet. Yani Solan için bir nimettir. Yani mesela en azından sabah sözümüzü sağladığımızda direktmen mandramıza gönül rahatlığıyla verebiliyoruz. Evet. Yani şu anda mesela ama elimizde kalırsa masrafı çok. Yani biz bunu muhafaza etme imkanımız yoktur yani. Evet. O yüzden böyle mandramımız geldiği zaman bizim de hoşuma gidiyor. En azından satışımızı yapıyoruz. En azından mesela sütümüzü elimize çıkartıyoruz. Bir nevi biz memnunuz yani. Mesela daha önceki mandralar geldiği zaman sıkıntı yaşıyorduk. Para mı vermiyorlardı? Aynen. Kaç senedir mesela süt bile süt veriyorsunuz? Valla açıldığından beri veriyoruz. Açıldığından beri şu anda bizim mandıra çalışıyor. Bizim yani. Ya, inşallah hiçbir sorun yaşamamışsınız. Şimdiye kadar yaşamadık yani. Bundan sonra da ne olacak? Evet. Belediye insan beşerdi yani. Alıyoruz. Sütün fiyatını kim belirliyor peki? Bu fabrika mı belirliyor yoksa devletin belirlediği bir fiyat şeyi mi var? Halbuki bizimki daha organik diyor. Yapamadığı için daha organik. Ha çiftliktekiler adamlar masraf ediyor tamam para verip de yem alıyor. Bize para veriyoruz. Kışın ne kadar saman alıyoruz bilmiyorum ne kadar şeyleri. Şimdi bizimki biraz para sıkıntısı yok o da otluyorlar. Masraf çok tabii. Ayağınız olsun teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Eyvallah cümlemize fiyatımızı aldık. Üreticilerimiz memnun. İşte daha önce çok sıkıntılar yaşandı mesela bu konularda ilgili. Genelde mandıra mantığı olan insanlar geliyordu bu tarafa. Mesela bizim yöremizde böyle bir şey yok. Ya Muşlusu geliyordu, ya Elazığlısı geliyordu. Bir de adam parasını alıp gittiği zaman ne yeri belli oluyordu, ne yurdu belli oluyordu. Öbür seneye kalıyordu paraları genelde. Köylünün de gerçi her zaman paraya ihtiyacı oluyor. Saman alıyorsun, yem alıyorsun. Evet. Evde hani gıda almak zorunda kalıyorsun. Çoğu insanlar bu işi kötü amaçla yapan insanlar var. Mesela vur kaç mantığında yapan insanlar oldu. 10 yıl önce süt verip de hala parasını almayan insanlar var. Hani şükür o konuda bir sıkıntımız yok. Biz onlardan memnunuz, onlar bizden memnun. Hani ne parasal, ne maddi manevi birbirimize destek oluyoruz. Yani dediğim gibi bu veli nimet resmen buraya için ve iki taraf da memnun. Başka bir şey yok. Evet. Binin üstünde var. Binin üstünde. Yani üç aracı toplamıyor. Yani. Bazı bölgeler yolları iyiydi. Hani her yerde şu şekil asfalt değil. Köy yolları, dağ yolları. Yani günde 2-3 lastik patlattığımız yerler oluyor. Şu anda işin en güzel yerindeyiz. Sağ olsun mesela asfaltımız var burada. Ama şimdi birazdan gideceğimiz köylerde resmen patates ekebilirsin o yollarda. Tam Trabzon, Karadeniz tarafında adam bakmıştı kimse bu yolları yapmıyor. Gitmişti o çukurlara fidan ekmiş. Evet. Aynı mantıkta olacaksın ki. Şu an saat 6.35. Halen yollardayız. Evet görüyorsunuz şu an dağların tepelerine geliyoruz. Boşaltıyoruz. Sütü boşaltıyorsun. Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. İsminizi alabilir miyiz? İsmim Cihat hocam. Nasılsınız, ne var ne yok? Sağ olun. Üreticisiniz. İyisiniz inşallah. Süt birle memnuniyetiniz nasıl? Çok iyi, herhangi bir sorunumuz yok. Dağıtım kapıdan geliyor alıyorlar. Evet, kapıda alıyorlar, paramızı kapıda geliyor. Parayı kapıda veriyorlar? Evet. İsterseler kapıda veriyorlar, isterseler de biz bankada veriyoruz. Peki bir sütle geçim sağlayabiliyorsunuz bir üretici olarak? Ya başka işlerle uğraşıyorsunuz? Başka işlerle uğraşıyoruz, sadece sütle de uğraşıyoruz. Kaç inekle? Sıkıntı yoktur, benim 5-6 tane ineğim vardır. Benden 50 kilo, bazen 70 kilo değişiyor yani mer'aya göre. Mer'a güzel olunca 70'e çıkıyor, mer'a az olunca. Ya tabi bu yazın değil mi? Evet. Kışın süt yok, 1-2-3 ay vermiyoruz. Biz danalara genelde çok danalara süt veriyoruz. 7 eviz, bir evlerde küçük baş besliyor. Küçük baş da vermiyoruz zaten süt. Kendi üretiyor. Kendi üretiyorlar. Eskiden küçük baş çoktu benim küçük bildiğim. Küçük baş şu anda da çoktur. Onlar niye? Yaylaya çıkıyorlar, peynir evet. Yapıyorlar. Peynir olarak veriyorlar. Küçük baştan büyük baş adam vardır. Bir de bir kişidir, bakamıyor, bir yoktur diye. Büyük baş yaptılar. Yani küçük baş daha çok kar yapıyor. Yani burada göçün de etkisi var mı? Kimse yok. Köylerde genelde şu an yaşlılar mı var? Şu anda köyde çok yaşlı. Ama tek bir babam var. Yaşlı da yok. Valla yaşlı da yok. Gençler mi var? Evet. Ha gençler geri dönmüş. Gençler geri dönmüş. Şu anda hepsi küçük baş besliyorlar. Küçük baş iyi gidiyor yani. İyi gidiyor. Beslemesi az şey az.
İşte şey derlerdi, eskiden derler küçük baş kesiyorsun, misafirin geldi mi bir tane kesebiliyorsun. Küçük baş her zaman misafir olsa, kim gelirse bir sıkıntı olmaz, biri ölürse. Ama inek her yerde kesemiyorsun, ancak sen de bir kesiyorsun, başka da kesemiyorsun. Geçen sene biz Karagüz'e süt bireye süt vermedik. Karagüz'e gelince biz gittik Karagüz'e alamadık. İki ay boyunca hep uğraştı. Ondan sonra bastık onları. Tekrar Karagüz'e gittik yalvardım. Adam tekrar geldi. Tekrar ona şu anda süt veriyoruz. Ya. Memnunuz adamdan. Herhangi onunla aramızda bir sıkıntı yok. Yani ödemelerde burada evet, bir sıkıntı yaşamadık. Ödemelerde sıkıntı yok. Kimi hesaba atıyor, kimi evde veriyor. Şu anda bazı yaşlılar var. Bu korona dolayından çarşıya gidemediler, para getirdiler, kapıda verirler. Evet. Gençleri de hesaba atıyorlar. Hiç herhangi bir sıkıntı kimsenin yoktur. Biz köyde daha memnunuz. Geziyoruz, yaylaya gidiyoruz. Her yerde geziyoruz. Bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Hastalık çıktığından dolayı da bir sıkıntı yaşayamadık. Ama şehirdeki olan millete çok sıkıntı yaşadı. Herkesin yardımcısı olsun. Razı olsun, teşekkür ettik. Evet, bu köyü bitirdik değil mi? Bir iki tane evimiz kaldı. Bu, daha var. Bunlara götürüp boşaldık. Sen başka bölgeye gideceksin. Evet, şöyle yüksek rakımlı yerlere gelmişiz. Şurada kar seviyesindeyiz. Evet, yukarıda kar var. Muhammed, sen bu işe başlayan kaç kiloydun? Ben 69 kiloydum. Şu an kaç kilosun? Şu anda 61 kilodayım. 8 kilo mu kaybettin? Aynen. Yani zayıflamak isteyenler için bu iş birebir. Tavsiye ediyorum birebir. Hani gelin. Hem size para veririz üstüne. Üstüne para veriyoruz. Sigortası var, yemesi, içmesi. Tamam mı burası? Tamam, daha aşağı gidiyoruz. Aşağı gidiyoruz abi. Bir tank daha doldurduk. İkinci seferimizi boşaltmaya gideceğiz. Şimdi daha uzak yerlere gideceğiz. Evet, sen daha uzak yerlere. 7-11. İki saattir şu an süt topluyoruz. İki saattir süt topluyoruz. Yaklaşık 3 küsür süt toplamışız. Yani şimdi gidip en az bir 4-5 ton süt daha toplayacağız. Sıcak olmadan bu işi bitirmemiz lazım. Gördüğünüz gibi güneş gerçekten yatıyor. Tepeye gelmiş. Yani güneş bizi, biz güneşi kovalayacağız. Başka yolu yok. Kim önce bitirdiyse. Evet, Yakup Koçak hizmetinizde arkadaşlar. Takos mu attı? Aynen. Ha, mail olsun diye değil. Şimdi buradaki bidonlarda koyun sütü var değil mi? Evet. Onları ayrı koyuyoruz. İşte koyun sütlerini ayrı yerlere taşıyoruz. Diğer sütler gelecek, hepsini oraya koy. Dinamo ile otomatik. Koyun sütleri ayrı koyuluyor. Buradan diğer tanka gidiyoruz. Yaşar ya. Hepsi yağ. Yağdır bu. Wow. Wow, nasıl süt kokuyor. Ne süt ki? Koyun sütü. Bu aslanın oluyor. Şey, biraz önce sağlığı için. Bu yeni sağmış. Evet, evet. Bu daha yağlı. Yoksa aynı mı? Ya aynı. Koyundan sonra farklı. Ya bu, bunu boşaltabilir misin? Ya bu ben değilim ya. Tamam.
Sıcak suyla yıkanmaz. Çok gördüğünüz gibi çok yağlı oluyor. Yani koyun sütü aşırı yağlı. Evet, daha sonra sıcak suyla yıkanacak. Evet, sonra bir giriyoruz ki kırılmasın. Evet. Şimdi bu sabah kahvaltısıdır. Evet, sabah kahvaltısı değil de nedir bu? Yetiştiremediğimiz için biraz öyle atıştırıyoruz. Evet, bu bana ne yapıyoruz size sabah? Evet, bu süt bir ayranımız. Evet. Ne var içinde? İşte yumurta yapmış bize. Kahvaltıdır. Evet. Vay vay vay, afiyet olsun. Ya öyle bir şeyler atıştırıyoruz ki fazla acıkmayalım. Evet. Yani süt bittikten sonra yeni kahvaltıya geçeceğiz. Evet. Kahvaltı bekler, süt beklemez, mecburen. Bunlar tuz. Tuz. Tehlike kullandırmıştık. Bir taraf da arıtmada kullandırmıştık. Arıtmada. Arıtmada kullandırdık. Tam sizde çok tuz kullanıyorsunuz. Ürünlerde. Peynirde. Peynir yaptığınız için. Yani her sebeple arasınız için. Yapa burayı dolduruyoruz. Her sebeple 9 derece. 3400. Çok son oldu şu anda. Ayranı içmemişsin. Bu ikincisi de. İkincisi mi? Üçüncü seferimiz başlıyor. Gazamız mübarek olsun. İkinci şifremiz sizin. 17 kiloluk hediye peynirimiz için ikinci şifreyi veriyorum sizin. Saatimiz şu an 8'i 5 geçiyor. Süt alımına devam ediyoruz. Burada da keçi besliyorlar. İstanbul'a, Ankara'ya bunlar kurbanlık olarak gidecek. Bunlar kurbanlık için mi esleniyor? Bunlar hep kurbanlık. Evet, çektireceğiz. Geç. İşte inekler sütüye yol vermezse olacak mı? İnekler yol verin, süt lazım bize. Kafa çakmıyor ha. Oluyor lan. Bu süt işini profesyonel yapan üreticiler var arkadaşlar. Şu anda bu depodur. Depodan bir süt alımı yapacağız. Bir de bilgi alacağız bakalım. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Hayırlı işler. Allah bereket versin. Amin, amin. Sağ olasın. Bunun içine depo mu var? Evet. Burada soğutma deposu var, evet. Süt var, içilir. Evet. Kaç litre alıyor Hacı abi? 300 litre. 300 litre. Maşallah. Gönder. Gönder abi. Gönder bakalım, neye basıyor? Açtım orayı. Buradan oraya yolluyor. Pompa var, he. Evet. Buna dalgıç pompa mı diyorlar? Dalgıç pompa, evet. Dinamik. Evet. Bize inek sütü. İnek sütü. Kaç ineğin sütü? Bu. Evet. 6 yedi. 6 tane. 6? Evet. Ciddi misin? Hı hı. Niye? Maşallah. 200. Hey. Doğruyum. Bilinçli hayvanlık yaparsan. Evet, sen gitme. Evet. Faydasını da görürsün. Şimdi bu işi profesyonel yapan arkadaşlar, evet. Üreticiler nasıl yapar? Burada en az 5-6 kişi var. Evet. Gördüğün gibi diğer hayvanları aynı simental hayvan besliyor kendine. Evet. Temiz hayvan, kaliteli hayvan. Yani normal 10-15 ineğin verdiği sütü 5-6 inekten alabilme şeyi var yani, kapasitesi var adamca abinizin. Hijyen olarak da güzel bir hani şeyi var adamın. Yani abilerimizin diğer köylülerden farkı, yani köy değil de neredeyse çiftliklerle aynı seviyeye gelmişler, kendilerini geliştirmişler. Maşallah. Yani, inşallah ileride büyük araçlarla gelip abilerimizin süt de alabileceğiz. İnşallah. İnşallah. Evet, tebrik ediyoruz. Ne kadar?
Tamamdır. Bu arkadaşımı tanıyalım ya. Evet. Boşalttık. Abimizin evet. Kenar yeni yaptığı kanı var burada. Hayırlı, hayırlı olsun. Tamam abi. Başka geçebiliriz. Hayırlı işler. Hayırlı teşekkür işler ettik. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen o hortumla kal orada. Yerim güzeldi zaten. Direkt olmuş. Evet. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Neredeyse 3-4 katı fazla inekler süt veriyor. Bu inekler mi peki? Evet, bu inek. Bu inek. Tabii gördüğünüz gibi mesela. Ama ineğin huyu değişmiyor tabii. Sütü çok olursa da İnatçılığa aynı devam ediyor. Şimdi simentalın özelliği hem sütçüldür hem etçildir. İkisi de var. Evet. Yani bunun erkek olarak damızlığında faydalanabilirsin. Kasaba verdiğin zaman diğer ineklere göre ağırlığından da faydalanabilirsin. Yani herkesin, yani daha doğrusu bu işi yapan herkesin böyle inekleri tercih etmesi lazım. Yani şu şekilde söyleyeyim, 5 tane ineğe baktığın zaman masraf aynı. Verdiğin saman, verdiğin yem, verdiğin hizmet, cefan, hepsi aynı. Ama dana satımına geldiğin zaman normal ineğin 2 yaşına getirirsen o danasını boğa yaparsan 6-7 liraya verirsin, 6-7 bin liraya verirsin. Böyle simental hayvanın 7-8 aylık danasını 10-11 liraya verebiliriz. Yani arada dağlar kadar fark var. Senin cebini de mesela güçlendirir. Gün adam mesela inek besliyor. Şu örneğin şu öndeki inek. Yediği saman aynı. Verdiğin hizmet aynı. Ama aldıklarını kıyasladığın zaman %50-%40 zarardasın. Yani bu işi yapacağın zaman hani bu bölgede hani bizim yöremizde simental tercih edilmesi lazım. Gördüğün gibi abimiz hani Allah daha fazlasını versin. Senin 10-15 inekten aldığın sütü 5-6 tane inekten alabiliyor. Danasına getirirsen, kıyaslarsan yan yana normal danayı 1 yaşına kadar besle. O abimiz 6 ay beslesin. Daha fazla miktarda satar. Herkese tavsiyemiz kendilerine simental hayvan alsınlar. Süt olarak, et olarak, fayda olarak simentalı tercih etmelerini istiyoruz. Ay. Kız hangi tarafa veriyorsunuz? Biriniz aşağı, biriniz yukarı. İşte koyunun özleri. Bir tane gittim hepsi gidiyor. Muhammed de iş çişiyor. Valla ya, çok iş yapıyor. Helal olsun. Senin bel kemiğindir ha. Muhammed evet. Muhammed. Yani bu işte Muhammed arkadaşımız gibi çok seri olacağız. Bacım bir kenara açsam koşamıyor da ha. Bu dünyadır. İnşallah seneye bunun da sütünü alacağız. Bu daha doğum yapmamış. Yani bir hayvan doğum yaptıktan sonra süt vermeye başlıyor. Doğum yapmıyor. Zaten aynı bir bayan çocuk getirmeyene kadar çocuğu emziremiyor. Evet. O da öyle. Şimdi bu köyün üreticileri erkek değil mi? Mesela bayanların ürettiği sütler az. Bayanlar çalışıyor ama erkek yaptı mı bu işi profesyonel yapıyor. Profesyonel olarak yapıyor. Bir de üstelik erkek iyi bakım veriyor. Mesela bir bayan bir ineğe fazla yaklaşamıyor korkudan. Evet. Bir boğayı iyi besleyemiyor. Hani korkudan ya kafa vurur ya tekme atar. Ama erkekler kendi geliştirdiği zaman yani meyvesini de görüyoruz. Mesela burada bu abimiz, bu inekleri bir abimiz besliyor. Yani bir erkeğin beslediği hayvanı gördük, aşağıda bir bayanın beslediği hayvanı gördük. Şey gerçekten gönülden yapıyor. Yani profesyonel. Yani bu köyde günde 400 litre süt veren de var. Evet. Aylık ortalama 12-15 bin TL bir para kazanabiliyorlar aslında. Evet yani günlük küçük bir köydü. 5-10 kişi süt veriyor. Hani 10 kişi falan süt veriyor. Günlük buradan en az 3,5 ton süt gidiyor. 1,5 ton maşallah. Yani 3,5 ton yani sadece buradan geliyor. Niye? Çünkü profesyonel olarak bu işi yapıyorlar. İşi ciddiye almışlar. Ciddiye almışlar. Adam bir inek
bir ineğin karşıdan gelişinden anlıyor. O inek hasta mıdır? Bir derdi var mı? Hani zararlı bir ot mu yemiş? Ot yemişse onu o anda nasıl o dertten kurtarabiliyor? Yani bir nevi hem profesi hem kendileri veteriner olmuş bu insanlar. Evet. Aslında bakarsan bana bakmazsan daha olur. Evet. Aynı o mantıkta bakıyorlar abilerimiz. Şimdi bu yola mı gideceğiz? Evet, şu an bu rampayı geçeceğiz. Eğer inekler müsaade ederse... Bu Mardin yoluna benziyor ha. Ha? Biraz benziyor, özellikle yukarısı. Artos'a çıkacağız herhalde. İşte sabah biraz asfalta çalıştık, biraz da yollarına çıkalım artık. Yandan akan derede su içmiyor. Çeşmeden yalaklara gelen su... Buradaki su içmiyorlar, buradakini içiyorlar. Evet. Çeşme suyu. Bebek gibi beslemişler. Bizim yani. Eski mahallede bir inek vardı, hatırlıyorum, çocuktu ilkokulda. Bütün inekler yalaktan içiyordu, o ağzını çeşmeye dayıyordu, öyle içiyordu. Aynen burada da öyle. Dereye fazla gitmiyorlar. Alışmışlar. Muhammed! Evet, burada araba da yüklü olduğu için biraz zorlanabilme ihtimali var arkadaşlar. Böyle yüzlerce yol var yani. Bakalım, inek de kenara çıkmıyorlar. Çık! Lan buraya traktör çıkmaz ya. Araçla. Traktörün çıkmadığı yerde sütçüler çıkmak zorunda. Allah Allah, bir şey düştü yukarıdan. Kafana inersin. Evet, sütçü geldi. Yani bazen insanlar diyor, siz bu araçlarla nasıl buralara çıkabiliyorsunuz? İşte hizmet böyle bir şey. Kapıya gelmemiz lazım. Evet. Kapıya gelmediğin zaman olmaz. Mesela bu ablamız da soğutma tankına koymuş. Şimdi yaklaşıp onu alacağız. Süt soğuk süt değil mi? Aslan ne güzel yapıyor. Yağlı da bayağı. Hı? Ben şimdi yağlı. Resmen off-road yapıyoruz ha. Aynen. O direkt yukarı dolduracaksın. Aynen, direkt dinamoyla yukarı gönderiyor. Direkt. Tamam. Topayla yukarıya aktarıyoruz. İçi dolmuş mu deponun? 500 litre falan gelir. Ne kadar doldurmuş? 300 ton falan var. Buradan gidiyorsun yukarı. Yani oradan yukarı geliyor. Bakayım ne kadar dolmuş. Tutayım da. Evet. Bu kaç litreydi sen dedin? 200. 200 litre. 2 ton 100 litre. Demek burada 2 ton süt var şu anda. Var. 2 ton biriktirdik bir saat içerisinde. 2 tonu da 1700 falan şu anda biriktirdik. He. Yani buradan giderken tam da olur. Yalnız sen ne harcadın? Harcadın bak. Çekine al. Ama yine de şerefi yaptı. Şerefi ise fazla koymuyor. Bu bir günlük süt mü? Akşama kadar. Yani bir 24 saat süt. Bunlar bu sular ne? Sulara ekleyecek. Bu sular en son... Ha bu süt bitince ekli. Ha süt kalır ya hatta. İçinde kaldı olsun. Arkasından gönderir su olduğu gibi. Bunu her gün yıkıyorsunuz sabunlu suyla. Sosa koku yapar değil mi? He. Yani dezenfekte etmek zorunda. Evet, bu da temizliğidir. Berke, çalıştır mı? Berke çalıştır. Muhammed geliyor. Berke hazırladı. He. Şimdi su geldi mi dışarı ver. Temizliğini yapıyorlar. Kattaki sütü alıyoruz şu anda. He. Borun içindeki kalan sütü de aktardı. Bak burada su gözüküyor. Su geldi mi dışarı atıyoruz. Kapat.
çıkıyor. Suyu. Bir sütü atacağım, ondan sonra temizliğini yapıp deterjanla getireceğim. Yedek bidonlarımıza dolduruyoruz. Buradan sonra boşaltımı yapacağız. Çocuklar, sütçülük nasıl? Bunlar öğrenci. Bu sene okul da yok. Bol bol tatil yaptınız. Arabanın lastikleri aşağı inmiş bak. Şu anda 200 süt tankla beraber 700, 200, 800 yük var üstünde. Tezeye bastım. Buna her taraf mayın tarlası gibidir ha. Bastım mı? Kapalarımızı kapatacağız, ondan sonra yol kötü olduğu için iyi sıkmazsan boğazdan akar. Mutlu musun? Mutluyum abi. Bir günü daha yarıladık. Bugün kaç kilo verdin? Bugün birazdan da artacağız, bir 50 gram falan verdik kesin. Onda diğer arabaları da kıyaslarsak bir de bunu boşaltıp bir daha gideceğiz. Yani daha bunun 2-3 katı gelecek. Arabamızı açalım, hava sıcak oldu. Şimdi fabrikaya gidiyoruz. Üçüncü tankımız saat daha kaç? 9.13 geçiyor. 9.13. Üçüncü tankımızı boşaltacağız. Şu an sen kaça kadar su toplayacaksın normalde? Saat 10-12'ye kadar toplamayı bitirmemiz lazım. Ondan sonra çiftliklere. Tutulmuş sütleri alalım. 12'den sonra çiftliklerden süt alınacak. Çünkü onların saat sıkıntısı yok. Yani güneş bir sıkıntısı yok. Direktmen soğutmalı tanklarda olduğu için. Çok güzel. Bizim için şu anda farz olan şu toplamayı önden çıkartmamız lazım. Mesela yüklemeye geçtik. Şu an dağıtıma mı çıkacak? Evet, o da şu anda yükleniyor. Yani. Evet. Ne koyun sütüdür? Evet. Kaç litre var burada? Burada fazla yok, 1500 litre falan. Bu ne? Bir şey yok, bir bardak süt var. Çektik, içeri çektik. Kamyon daha geliyor. Başka bir ekip arkadaşlar, şu an süt boşaltımı yapılacak. 14 saat boyunca süt işleri yapılıyor. Küçük bidonundaki sütler koyun sütleridir. Öbür bir sütler inek sütleri. İnek sütleri buraya alıyor. Koyun sütleri buraya alıyor. Böyle bir sistem. Şimdi Selami Usta bize eşlik edecek. Çiftlikten süt almayı göstereceğiz. Çiftlik sütleri nasıl alınıyor? Büyük üreticilerden. Hadi bakalım, yola çıktık, gidiyoruz. Çiftliğe geldik. Tamam. 2 bin günlük, bir günlüktür. 2 günlük. Bunun için özel dinamo getiriyorsunuz. Yok abi, bizim dinamo bozulmuştu da. He. Gerek yok, bunu gösterdik. Bak, oradan vereceğim bağlantısını. Bunları kapatır, geri su vermesin, süt falan. Geri gelir ya. Burada tam dolduğu için. Zaten bunu fulluyor, değil mi? Evet. Süt almamış. İnekler sağlıyor. Buradan sağlıyor, direkt sütü tanka gidiyor. Tanka gidiyor. Burada eldivenler de var. Hı hı. Burada makineler var. Kuş dolu arkadaşlar. Herhalde bayağı besin var burada. Hı hı. Ana küçük danalar burada. Buna kaç aylıktır ya da? Bir aylık. Bir aylık falan mı? Bir aylık 40 günlük falan. Ha. Hı hı. Ama burnuna bu apaçı olmuş herhalde. Burnuna bir şey takmışlar.
Bu kaşımadır herhalde. O yaramazlık yapıyor, durmuyor, o yüzden onu takmışlar. Kalalı. Durdurmak için, burundan şey yapıyorlar ya. Bir falan takıyorlar, çekiyorlar, hayvan hemen duruyor. He. Yoksa başa bela he. Aynen öyle. Bu taşlar ne? Ara ara taşlar var burada. Şunlar hayvanların yemleri şuraya koyuluyor. He. Bunlar tuzluk. Tuzdur bu. Aha. Ha tuzdur. Bunda icabında tuzunu da buradan taştan yağlıyor. Aynen şu anda kadar yediğimiz. Yukarılar hepsi kuş dolu. Aha kuşlar. Kuşlara yuva olmuş. Şu an 2200 litre mi attı? Bir saniyesini veriyoruz. Tamam. Bizde kalıyor, biz not alıyoruz. Kaç litre almışsınız? İşlem tamam mı gidiyoruz? Mesaimiz bitti. Süt toplama bugün bitti değil mi? Aynen abi. Bugünlük bitti. Toplam kaç litre topladık bugün? Bugün 12 küsür falan sadece toplamaydı. Evet. 3-4 litre, 4 ton da çiftliklerden getirdik. 4 ton yani 16 ton falan. 16 ton falan getirdik bugün. Şimdi bakıyoruz saat kaç? Saat 13.06 yani 1 oldu. Saat 5'ten beri. 5'ten beri çalışıyoruz. Kaç saat oldu? 8 saat mi? 8 saat oldu. Karşıma arabası yetiyorlar. İçini düşüyor, hazırlar. Her gün bu temizlik yapılıyor zaten. Ya. Toplamadan sonra üretime geçilecek. Şimdi bu üretim aşamasında ki bilgiler kendisine biliyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz ustam bu aşamadan sonra? Bizim sütümüz geldi. Evet. Soğuk kantara aldık. Ondan sonra pH metreyle sütün kalitesine bakıyoruz. Sağlam mı değil mi? pH ile ölçüyoruz. Ondan sonra içeri çekeceğiz pişirme kazanlarına. Oradan analiz yapıp üretime hazır olacağım. Evet. Numune alacağım, bakacağım. Tamam, alalım, alalım. Evet. Burada bir miktar süt alıyor arkadaşlar. Burada analizlerini yapıyorlar. Burada numune aldık. Evet. Süt. Burada şu an neyi ölçeceğiz? Sütün pH'ini. pH'ini. Sağlam mı değil mi? Sertliğini yani. Evet. Asitliğini. Şöyle bakıyoruz. 6.50-60'sa sağlamdır. Sıkıntı yok. Şu an iyi. Şu an iyiydi. Kaç olsaydı kötü? 6.40'ın altında olsaydı bozulmuş demektir. Bozulmuş demek ki. Evet. Hani asidi düşmüş, kesilmiş hale gelmiş. He. Evet. Şu an sıkıntı yok. Şu an elinde tuttuğun süt de soğuk ha. Olay gibi soğuk. Evet. Bir soğutmasak bozulur. Evet. Evet. Bizim tankar hem soğutuyor hem karıştırıyor. Bozulmaması için. He, bozulmaması. Evet. Şimdi içeri diyoruz. Orada analiz. Yağ oranı, kuru madde, proteinine bakacağız. Evet. Evet. Tamam, hadi geçelim. İçine normal su mu koydun? Süt. Süt. Saf süt. Ha, saf süt. Evet. Şimdi sütün kuru madde, yağ oranı, protein, su oranına bakacağız. Analiz makinemizdir. Bakalım sütün değerlerini şimdi buradan çıkıyor zaten. Bakalım sihirli küre ne diyecek bize? Evet. Uzun sürüyor mu bu? 2-3 dakika sürer. Bizim süt değerlerimiz çıktı.
yağ oranı, protein, kuru madde. Bunlar ne demek? Yani bunlar sütlerin değerleri. Şu an güzel mi? Sıkıntı var mı? Şu an iyiydi, normal. Sıkıntı yok. Yok. Tamam, bu işi alıyoruz. Bunu onayı aldıktan sonra üretime başlayabiliriz. Evet, aynen. Daha sonra sütü nereye alıyoruz? Buradaki dışarıdan pişirme bölümünü aldım. Evet. Burada bizim pişirme kazanlarımız. Dışarıdan sütü soğuttum. İçeri pişirme için ısıtma. Buraya alıyoruz. Bundan sonra üretim başlıyor. Evet. Evet. Yoğursa yoğurda, peynirse peynir al. Süt işlerinin bu bölümü bitti arkadaşlar. Süt toplama nasıl yapılır, ne yapılır? Onları işledik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.